Bundan sonra ne olacak? Buradan devam edelim. Hepimizin hayatını ilgilendiren mesele. Bundan sonra ne olacak? Sizin paketinizde ne var? Yani bence çok anlamsız bir soru. Neden? Yani. Siz Beyoğlu Belediye Başkanı olduğunuz için bu sorunun size sorulması anlamsız mı? Bence anlamsız. Niçin? İsterseniz yayını keselim. Ne dersiniz? Niçin? Yani Beyoğlu'nun projelerinden bahsedeyim ben. Bundan sonra ne olacak? Herkesin esnaftan oradaki işine giden insanlara herkesin ne olacak sorusu gündeminde. Siz bu soruyu anlamsız mı buldunuz? İsterseniz gerginleşmeyelim. Ben gergin değilim. Yani, yayını kesmeyi siz istediniz. İsterseniz bırakalım diyorum, ben bir şey demiyorum. Sizin takdiriniz. Yani. Takdir sizin. Ondan sonra ne olacak zaten, sorusu ya, sertse ya bilemiyorum. Sertse değil, anlamsız. Sertse, anlamsız mı bundan anlamsız. Sonra ne olacak sorusu? Ya ben bir onunla ne yaptı, ne yapıyorsun diye sorusu onu anlayayım. Gezi Parkı'nda hayatı normale geçirdik. Yani ondan sonrasını derken neyi kastediyorsunuz? Bundan sonra Beyoğlu'nda ne olacak? Normalleşme nasıl yaşanacak sorusu anlamsız mı sizce? Hayır, neyi soruyorsunuz? Beyoğlu'ndaki projelerimi mi soruyorsunuz? Bundan sonra Beyoğlu'nda ne olacak? Soruyorsunuz? Mesela dün meydanda bir temizlik yapıldı. Sizin bizim için bitti. Hayata normale geçtik biz. Şimdi normal projelerimize bakacağız. Yani Gezi Parkı'nda ne olacak diye mi soruyorsunuz? Az önce bahsettiniz. Bütün Taksim Meydanı ile birlikte tünele kadar olan alandan bahsettiniz. Esnafla görüştüğünüzden bahsettiniz. Ben dünkü haberlerden, bugünkü haberlerden bahsettim. Bundan sonra ne olacağın herkesin gündeminde olduğunu söyleyerek programı da açtık zaten. Tamam, siz biliyorsunuz bir efendim. Gazetecilik sorun, şapkasını cevap. Çıkarıp bir vatandaş olarak bundan sonra ne olacak diye. Tamam, sorun, ben de cevap vereyim. Buyurun, dinliyorum. Biz yayında mıyız şu an? Evet. Yani normal hayatımız devam ediyor. Normal hayatımız devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yani biz normal hayatımıza devam ediyoruz.